Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün patlıcanlı gözleme hazırlayacağım. Benimkiler genelde sebzeli daha çok seviyor gözlemeyi. Patlıcanları da önceden pişirmeyeceğim. Çok pratik bir şekilde hazırlayacağım. Sebzeleri minik minik doğrayıp hamurun içerisine koyacağım ve tavada pişireceğim. Sizler de mutlaka bu şekilde deneyin. Özellikle patlıcan çok lezzet veriyor. Hemen hazırlamaya başlıyorum. Detaylarıyla tarifi görebilirsiniz. Yoğurma kabının içerisine 1 kilo unumuzu dökelim. Unun ortasını açın. Bir paket kuru mayayı tam ortaya dökelim. Kuru maya yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir su bardağı ılık sütümüzü mayanın üzerine dökelim. Karıştıralım. Maya ve şeker erisin. Sıvı malzemenin üzerine biraz un serpiştirin. Bezle örtelim ve 5 dakika bekleyelim. Mayamız aktifleşecektir. Bir yemek kaşığı tuzumuzu kenarlara dökelim. Yarım çay bardağı sıvıya. Bir su bardağı kadar ılık suyumuzu da ortaya dökün. Suyumuzu mutlaka ılık kullanın, yoksa hamur mayalanmaz. Yavaş yavaş ekleyin. Toplamda ne kadar su kullandığımı en son söyleyeceğim. Yoğurmaya başlayalım. Hamurumun kıvamı oldu. Toplamda 2 su bardağı ılık su kullandım. 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı da sıvıya. Sıvı malzemelerimiz böyle. Ve 1 kilo un. Hamur yoğrulurken dikkat edin, elinize yapışmasın hamur. Benim biraz hamur ele yapışıyordu. O yüzden 2-3 yemek kaşığı daha un ekledim yoğrulurken. Yoğurduğumuz hamurun üstünü kapatalım ve yarım saat bir kenarda dinlendirelim. İlk önce patlıcanımızı soyup minik minik doğrayalım. Ve tuzlu suda acısı çıksın diye bekleteceğim. O arada da patatesimi, domates ve biberi doğrarım. İsteyenler bütün malzemeyi doğrayıp tencerede biraz pişirebilir. Ben böyle çiğden yapmak istiyorum. Olabildiğince malzemeleri küçük doğrayalım. Yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Baharat olarak tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Patlıcanın suyunu süzdüm ve birkaç kere yıkadım. Bütün malzememizi karıştıralım. Maydanoz da doğranabilir içine, ya da farklı baharatlar da koyulabilir. Malzemem hazır. Hemen hamuru beze yapacağım. Mayalanmaya başlamış bile. Çok fazla mayalandırmamıza gerek yok. Yarım saat dinlendirmemiz yeterli, İç malzemeyi hazırlayana kadar. Elimizi unlayalım. Ve hamurdan ne kadar büyüklükte yapacaksanız bezeler hazırlayalım.
Bunladığım tepsinin üzerine koyuyorum. Hazırladığınız bezelyenin üstünü temiz bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Ocağımıza geniş bir tava koyalım. Altını da orta derecede açın, ısınmaya başlasın. Hamurumuzun altını üstünü hafif unlayarak büyük tabak büyüklüğünde açalım. Gözlemenizi hazırlayın. O zaman pişirirken zorlanmazsınız ve yetiştirirsiniz. Hatta isterseniz ocağa iki tane tava koyun. Öyle bile olabilir. Hazırladığımız iç harcını açtığınız hamurun bir tarafına koyun. İstediğiniz gibi iç harcı hazırlayabilirsiniz. İlla ki patlıcanlı olması gerekmiyor. Ben biraz kaşar peynir rendesi de koyacağım. Kapatalım. Ve bu şekilde ucunu bastırın. Pişerken açılmasın. Isınmış olan tavamıza gözlemelerimizi koyalım ve arkalı önlü pişirelim. Pişen taraflarına tereyağı sürün. Bu tavayı yeni aldım internetten. Gözleme gerçekten çok güzel oluyormuş. Ama sondan ısmarlamıştım. Sebzeler gayet güzel pişmiş. Çok az hamurum arttı. Onları da bazlama gibi pişireceğim. Gözlemelerim bu kadar çıktığına bakmayın. Benimkiler yediler pişirdikçe. Sıcak sıcak yemeği çok seviyorlar. Hamuru çok yumuşak. Bazlamalar da çok güzel. İsterseniz bu hamurla istediğiniz kadar bazlama yapabilirsiniz. Beni bıraksalar vallahi sadece bu ekmeği yerim. Ama patlıcanlı da çok güzel oluyor. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka yapın. Çok da güzel pişiyor. Tarifimin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.